Siyasetin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Gelin ana muhalefetin gündemine bakalım şimdi de. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kez daha Hatay kararı için Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı. Bu kez tam kanunsuzluk iddiasıyla itirazda bulundu. 2019'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini hatırlattı. O bir kere iptal edildiyse bu 8 kez iptal edilebilir dedi CHP lideri. Hatay Büyükşehir ve Hatay İskenderun ilçe için ayrı ayrı tam kanunsuzluk iddiasıyla başvurumuzu yapmış durumdayız. Tarih boyunca yapılmış en kapsamlı başvuru olarak tanımladı bu itirazı Özgür Özel. CHP lideri bir kez daha Hatay'daki yerel seçim sonuçları için Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı. Başvurumuz eğer 2019-31 Mart İstanbul seçimleri iptal edildiyse Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. İstanbul Büyükşehir seçiminin iptal gerekçesini okuyun. Bir değil 8 kere bu seçimi iptal edersiniz. 2019'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi üzerinden yöneltti eleştirisini Özel. Tam kanunsuzluk olarak belirledikleri durumları birer birer sıraladı. Hakkında kısıtlılık kararı bulunan 108 seçmeni biraz önce Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimiz dilekçenin ekinde sunduk. 3389 ölü seçmen seçimlerde oy kullanmıştır. Kanıtlar torbaların, çuvalların içinde Yüksek Seçim Kurulu'nun adalet terazisine konmak üzere beklemektedirler. CHP'nin iddiasına göre Hatay'da sadece ölü seçmen değil, yurt dışı seçmen de oy kullandı. Dışındaki tespit ettiğimiz seçmenler oy kullanmışlardır. 300'e yakın seçmenin yurt dışında oy kullandığını ispatlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı siyasi bir karar olacaktır. CHP lideri Antalya'daki teleferik kazasında sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e ayrıca değindi. Alınan kararı siyasi olarak niteledi. Büyük bir hukuksuzluk, büyük bir kanunsuzluk yapılıyor. Kusuru olan kimse cezasını çeksin. Denetim olduysa benim belediye başkanımın görevi bıraktıktan sonra 3 kere bakım olan denetim gören teleferiğin kazasından sorumlu tutulup tutukluluk tedbirine başvurma kararı siyasidir. Siyasetin nabzını tutuyorduk. Sırasıyla siyasi partilerde neler yaşanıyor aktarıyorduk. Bir gazete arasından sonra devam edelim. İyi Parti cephesine dönelim. Yerel seçimlere hür, müstakil adaylarıyla girme kararı almışlardı ittifakı bozarak. Fakat sandıklardan çıkan sonuçlar İyi Parti cephesini memnun etmedi. Haliyle bir genel başkanlık değişikliği söz konusu oldu. İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıklamaları merakla bekleniyordu yerel seçimlerden sonra. Bir kez daha İyi Parti liderliği için aday olmayacağını söyledi Akşener. İyi Parti'nin genel başkan adaylarından Musavat Dervişoğlu pek çok aday çıktı öne. Onlardan biri Musavat Dervişoğlu açıklamaları oldu. Olağanüstü kongrenin ertelenmesi taleplerine kapıyı kapattı. Abi formülünü anlattı. Gemiyi limana götürmeye de önünü açmaya da talibim dedi. Adaylarımız da yola çıkmıştır. Ertelenmesi ya da iptal edilmesi yönündeki gayret ve çabaları ziyadesiyle iyi niyetli bulmakla beraber şartlara uygun görmüyorum. İyi Parti'nin önde gelen isimlerinden Grup Başkan Vekili, aynı zamanda Genel Başkan Adayı Musavat Dervişoğlu, genel merkezde geçti kameraların karşısına. Olağanüstü kurultayın ertelenmesi taleplerine kapıyı bu sözlerle kapattı. İl Seçim Kurulu'na bildirilmiş bir kongre kararı söz konusudur. Dava arkadaşlarımızın irade ve kararlılıklarıyla İyi Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz. Artık kongre tarihi kesin, 27 Nisan. Şimdilik 4 aday var. İddialara göre aday olmayan Genel Başkan Meral Akşener'in desteği Dervişoğlu'na. İyi Parti'nin kuruluş harcındaki en fazla emek Sayın Meral Akşener'indir. Genel Başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa bundan gurur ve onur duyarım. Hem gurur duyarım dedi, hem de gönlünde yatan kararı açıkladı. Partinin olağanüstü kongre sürecine girmeden olağan kongre sürecine Sayın Genel Başkanımız tarafından hazırlanmasından yanaydı. Seçim sonucu koltuğu Akşener'den devralırsa bir de söz verdi Dervişoğlu.
abi formülü diyerek anlattı. Dava arkadaşlarımızın irade ve kararlılıklarıyla İYİ Parti'yi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz. İYİ Parti gemisini salim bir limana götürmeye de talibim, kucaklamaya ve birbiriyle kucaklaştırıp onların siyaseten önünü açmaya da talibim.